Merhabalar. Şimdi yanımızda Lalezar Eğlence Merkezi'nin sahiplerinden Rafet Aydoğan var. Evet. Öncelikle bizi ağırladığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Başlarız. Şöyle başlayalım. Rafet Aydoğan kimdir? Nedir? Ne iş yapar? Rafet Aydoğan 1975 doğumluyum ben. Ankara Haymana Yaprakbağ köy doğumluyum. Ben bu işe sene 85'ten beri başladım. Ben 10 yaşındayken başladım ben bu işe. Yaşım tutmayarak başladım. Benim branşım asıl pavyonculuk. Türk diliyle met edilecek bir şekilde değil ama ben bu işte yetişmeyeyim. Ben 85'ten beri ben bu işin içindeyim. Bu işte de diyebilirim ki Ankara camiasında pavyoncu olarak pek nadir alt tabakadan yetişme. Ben bu işe komilikten yetişmeyeyim. Mutfağında başladınız işin. Tabii. Mutfak bölümünde hiç çalışmadım ama salon bölümünde çalıştım. O zaman yaş itibariyle yaşımız tutmuyordu. Emniyet abilerimiz gelirdi. Mekan sahibi ya da mekancı zarar görmesin diye masaların dibinde saklanıyorduk. Beyazlar yanıyordu. Masaların dibinde saklanıyorduk. Yaş tutmuyordu çünkü yaş itibariyle yaşımız tutmuyor diye mekan sahibi zarar görmesin diye ister istemez kendimizi polise kaptırmıyorduk. Yaşımız tutmuyor diye. O şekilde yetiştik. Sene 2009'da işletmeci olarak artık yetiştik, öğrendik, garsonluğunu yaptık, şefliğini yaptık, müdürlüğünü yaptık. Sonra işletmeciye atandık. Yani diyorduk acaba bu işle ilgili bu kadar personelle baş eder miyiz, etmez miyiz? O zaman 130-140 tane personel vardı. Aynı şimdiki gibi, şimdi de 150-160 tane aşağı yukarı personel var. Acaba bu kadar personelle bu kadar kişiye hitap eder miyiz, etmez miyiz diye. Bir içimizden korku vardı ama Allah bize bir cesaret verdi. İşletmeciliğe atandım. 2010 yılında işletmeciye başladım. İşletmecilik döneminde gelen müşterilerimi kayırdığım kadar da yanımda çalışan komilikten yetiştiğim için komimi bile kayırırım. Komim bile lafını sözünü dinlerim. Komimin lafını, şefimin lafını, müdürümün lafını dinlediğim kadar müşterimin de lafını dinlerim. Ben salonda gezen bir dert babasıyım. Ben müşterimin de derdini dinlerim. Personelin de derdini dinlerim. Herkesin derdini dinlerim. Neden dinlerim? Müşterim varsa personelim var. Personelim varsa hizmet sektörü varsa müşterim olur. Müşterimle personelimi ben bir derecede, bir terazide rolantlı bir şekilde tutarım. Müşterimi de personelime ezdirmem. Personelimi de müşterime ezdirmem. Ondan dolayı var oldum ben. Bu seviyeye geldim. Şimdi 3 sektör birden yürütüyorum ben. İnşaat sektörü var Ankara Gölbaşı ilçesinde. Hayvancılık var. Hayvancılıkla uğraşırım. Kurban yetiştiririm. Damızlık, koyun yetiştiririm. 2-3 işi birden yürütmeye çalışıyorum. Tabii ki biraz beyinsel olarak, fiziksel olarak biraz yorucu oluyor ama şimdi her şeyin bir dönemi var. O dönem içerisinde de ben 3 tane işi birden yürütmeye çalışıyorum. Allah bana güç kuvvet veriyor. Çalışan demir parça tutmaz demiş. Biz hazıra konmadık. Öyle başka bir sektörle uğraşıp da gelip de merak giderici olarak pavyon işine girmedim ben. 150 tane, 155 tane personelim var. Personel mutlu bir şekilde güler yüzle emeklerinin karşılığını alıp da gittikleri zaman ben gurur duyarım, mutlu olurum. Tabii ki dışarıda pavyonculuk dendiği zaman biraz ister istemez hor bakılıyor. Hor bakılacak bir durum da yok. Hani o eskiden siyah beyaz filmlerde işte vurma kırma şu bu olay var diye millet biliyor ama öyle değil. Millet geliyor güzelce ne? Ya efkardan geliyor eğleniyor ya zevkten geliyor eğleniyor. Yani eğlenmesini yapıp ya gündüz bir iyi halayı almış gelip burada eğlenip gidiyor. Ya da gündüz bir iyi halayı kaybetmiş gelip burada efkardan ister istemez o sıkıntısını gideriyor. Yani deşarj oluyor, bir nevi deşarj oluyor. Deşarj olduğundan dolayı da yaptıkları işten başarılı olmaya çalışıyor. O kadar yani öyle vurmaymış, kırmaymış, işte bir yerinde 2 almakmış, 2 yerinde 4 almakmış. Böyle bir düzen yok yani. Hani dışarıda o gözle bakılıyor ama böyle bir sistem, böyle bir düzen yok yani. Şükürler olsun emniyet birimlerimiz zaten böyle bir şeye müsaade vermez. Yani biz cebe hitap etmiyoruz. Biz burada adam ister istemez gelip oturduğu zaman kafası bir şeylere takılıp suratı asıldığı zaman sorarız. Abi niye suratın asıldı diye bunları sorarız, sorguya çekeriz, soruştururuz. O adamın yüreğini kazanırız. Adam gelir hasbelkader doğudan, batıdan, güneyden gelir burada. Geldiği zaman Ankara'da acaba ben gönül rahatlığıyla nereye gidip
oturabileceğim dediği zaman, yani benim şu anda görüşüm ve şu andaki benim dükkanımın atmosferi diyor ki ben gideyim Lalezade, param da olmasa ben yer içer eğlenir, gönül rahatlığıyla gidebilirim der yani. Kesinlikle. Yani. Daha önceden bizim bildiğimiz kadarıyla da Lalezar solist bir mekandı. Solistim. Solist döneminde sonra, de... Bir siz birden oynamasına dönmeyi tercih ettiniz. Evet, Ankara şimdi oynamasına. Şimdi solistik döneminde de ben... Lalezar'ın ilk kuruluşu benim. Ben bu işe 6 ortakla başladım. Lalezar'ın ilk kuruluşu da benim. Benim daha önceki kiracı olduğum dükkan Lale'ydi. O adamlar benim gerçek sevdiğim, saygı duyduğum insanlardandı. Benim eski patronlarımdı. Ben burayı Lale yapsam yakışmaz dedim. Ya Lale Gül yapayım dedim, ya Lalezar yapayım dedim. Ben de Lalezar böyle mantığıma yattı. Lalezar yaptım. Ankara'da programda tek Lalezar eğlence merkeziydi. Nasıl böyle bir başarıya imza attın diye sorarsan, tabii ki sorarsın da. Soracağım. Evet, ben Ankara'da gerçek anlamda 7 tane solistle çalışıyordum. Türkiye camiasında hiçbir pavyonda, hiçbir böyle sahne olarak, sahne solisti olarak, sahne yapan yer olarak yani bu işi 7 tane solistle çalıştım. Türkiye camiasında bende olan solist de hiç Türkiye'de hiçbir yerde olmayan solisti. Tabii ki isimler hariç, onlara saygı duyarım. İsimler de zaten İstanbul'dan Ankara'ya gelme şansları yoktu. Ben yine ayda bir tane, 7 günde olsa ayda bir tane İstanbul solisti getiriyordum. İsimli solistler. İsimlerini söylememe gerek yok. Çünkü bendekiler hep isimli olduğu için ben A, B, C, D diye hitap etmem. Onlar da 7 gün olarak getiriyordum. Buradaki 7 solistimin içine o şekilde takviye yaparak çalışıyordum. O şekilde var oldum. Bir pandemi dönemi çıktı. İşte aşağı yukarı 18 ay ya da 19 ay bir pandemi, zor bir sürecimiz oldu. Türkiye'nin zor bir süreci oldu. İster istemez Avrupa'ya giden oldu, Almanya'ya giden oldu. Baktım Ankara solist camiasında biraz zayıf kalacağımı düşündüm. Dedim ki şu anda Ankara gündemde olan ne var? Ankara oynaması var dedim. Aynı gün bu 24 saat içerisinde değil. Ben bunu 24 saat içerisinde değil de 12 saat içerisinde kararımı verip ve Ankara oynaması yaparak, Ankara oynamasında nasıl başarılı olurum diye düşündüm. Solistikte nasıl başarılı olduysam Ankara oynamasında da başarılı olacağıma emin olduğum için kendime özgüvenim var. Ben ne iş yaparsam yapayım, severek yaparım. Öyle istemeyerek hiçbir işi yapmam. Zaten bir işi severek yaparsan başarılı olursun. Ama sevmeyerek yaparsan sınıfta kalırsın. Başkasının işiyle gücüyle uğraşırsan, başkasının işine gücüne kafayı takıp acaba bu adamın işi nedir, gücü nedir diye beynini yorarsan kendi yaptığın işte başarılı olma şansın %0. Kesinlikle. Peki o Ankara oynamasına döndükten sonra çok hızlı bir yükselişiniz oldu. Bunu herkes de piyasada tanıdığımız, eşimiz, dostumuz söyleniyor. Ve şu anda neredeyse Ankara'daki ilk 3 mekandan birisiniz. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz? Bu başarıyla ilgili bir insan ilk önce kendine özverisi olacak. Yaptığın ne iş yaparsan yap, o işini takip etmek zorundasın. Takip etmesen başarılı olma şansın yok. Bu bir gerçek. Ben de yaptığım iş bana bugün... Bir görev versinler, desinler ki sen işte Ankara camiasında mevki makam sahibi ol, şu mevki makamı başarır mısın desen, aklım kestiği yerde, eğer aklım kesiyorsa o işi yapacağıma eminsem, o işte ne olursa olsun başarılı olmak zorundayım. Başarılı olmasam o işe giremem. Kesinlikle. Zaten mekanınızda çalışan personel arkadaşlar da Rafet Bey diye değil, Rafet Baba diye bahsederler size. Ya ben şimdi şöyle bir şey, şimdi insan mevki makamıyla değil kişiliğiyle anılır. Ben dağıttıkça çoğalır, verdikçe çoğalır. Ben paylaşmayı severim. Ben bu işe 6 kişi, 6 ortakla başlayınca millet dedi ki ya şuna bak ya, 6 kişiyle bu işe başlamış. Bu ne yapabilir ki, ne edebilir ki? Yani 6 kişi ne paylaşabilir ki dedi. Ben paylaştıkça çoğaldı. Ve 6 kişiyle bu tek yörenin insanı değil, Güneydoğulu ortam vardı. Ondan sonra batıda ortam vardı, kuzeyde ortam vardı.
Akdeniz'de ortam vardı, Karadeniz'de ortam vardı. 6 kişi her memleketimizden bir ortağım vardı benim. Tabii ki memleketimiz 6 memleket değil ama benim daha önce çalıştığım, beraber çalıştığım insanlar benimle ortakçılık yapmak istedi. Ben of demedim. Yapamam demedim. Yapmam demedim. Yaparım dedim. Gücün neye yetiyorsa gücüne göre ortak ol dedim. Sıkıntı değil. Ekmeğimi paylaşmayı bildim. Bir ekmeği 6'ya böldüğümü hatırlıyorum. Tabii ki şöyle bir şey söz konusu. Hazıra konmadım. İşin doğrusu herhangi köyümde, atamda, babamdan tarla tapan ya da babamın hazır olan mevcut bir varlığını getirip de bu işe koymadım. Kendim tırnaklarımla kazıdım, tırnaklarımla yaptım. Kül tabası değiştirerek, boyun eğerek, halinden boyun eğerim. Yani ben şimdi 3 işi birden yürütüyorum. Şükürler olsun, namerde muhtaç olmayacak kadar da şükür diyeyim. Yani ben şükretmeyi bilirim, paylaşmayı bilirim. Bencil olmayacak, kibirlik olmayacak. Ben komile aynı sofrada oturup yemeğimi yerim. Karsonla aynı sofrada oturup yemeğimi yerim. Sıkıntı değil. Yani o karson diye, o komi diye ben böyle bakmam yani. Arkadaşım diye otururum, yemeğimi de yerim. İş saati iş, gezme saati gezme, dolaşma saati dolaşma. Ben her şeyi tekbirli bir şekilde yaparım yani. Peki bu biraz daha mekan içine girersek. Evet. Çalışan bayan arkadaşlar. Evet. Bunlar kendileri mi geliyorlar özenerek, yoksa sizin herhangi bir bulma yönteminiz var mı? Ya da ajanslar? Şimdi güzel bir konuya dayandın. Var. Ben iş sektörümde ilk başlayan bayanı ilk Lalezer'e başladım dediği zaman ben o bayanla çalışmak istemem. Daha önceki çalıştığı yerleri sorarım. Daha önce çalışmışsa o şekilde çalışırım. Ama sıkıntısı için, maddi sıkıntısı için ya da okuyormuş ya da herhangi sıkıntısı var, o sıkıntısını gidermemiş, borçlanmış, harçlanmış, el uzatabildiğim kadar el uzatırım. O bayanın o sıkıntısı için bu sektörde beraber çalışmayı düşünmüyorum. Peki Rafet abi, şimdi bu çalışan bayan arkadaşlar, evet, ilk geldiklerinde tabii herkesin gibi malum ülke şartları bayağı şu anda sıkıntıda. Geldikten sonra belli bir süre çalıştıktan sonra diyelim. Evet. Tabiri caizse parayı bulduktan sonra ben gideceğim diyenler oluyor mu? O dönemlerde yaşadım ve halen de yaşıyorum. Farz et gelmiş, başka yerlerde çalışmış, birikim yapmamış, gelmiş burada 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bir fil çalışan oldu bende. İşte abi gelip de elimi öpüp de abi Allah razı olsun, senin paran çok bereketliydi. Ben kendime bir iş kurdum. Ayrılmayı düşünüyorum. Tabii ki saygı duyarım ve o yaptığı sektörde de giderim. Hayırlı olsun da derim, güzelim de yaparım. Yeni iş hayatında başarılar dilerim derim. Çeker gelirim yani. Gider güzelim de yaparım yani. Yeter ki işini kursun yani. Peki bu yukarıda çalışan bayan arkadaşların ailelerinden hiç tepki aldığınız oluyor mu? Ailelerinden tepki almadım. Nasıl almadım? Ben burada hiç kimseyi zorla çalışmam. Hani dış görünümde diyorlar ki işte pavyona düştüğün zaman işte borçlanırsın, evrak yapılır, senet yapılır, zoraki çalışırlar seni. Ama benim burada borcu, harcı ne şekilde geldiyse o şekilde gider. Ne borç, ne borçlanır ne harçlanır. Aa şöyle bir şey var, mesela A kazinosundan ya da B kazinosundan benim buraya gelip başlayan bayan olursa ben oraya işte avans denen bir şey var. Oraya borçlanmış, oraya avansı var. O kız, o Ayşe, Fatma denilen şahıslar buraya başladığı zaman ben oraya ödedim borç varsa sadece oraya ödedim borç neyse o borcunu öder. Durumu varsa öder, durumu yoksa, iş kurmuşsa da ya da evlenmişse, yuva kurmuşsa derim senin borcun harcın yoktur. Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocasın derim. Hayırlı olsun demek düşer. Başka yok, senin oraya şu kadar para verdim, borç verdim, harç verdim diye böyle bir şeyde hitap etmem ve istemem de talep de etmem yani. Evet. Peki böyle geriye döndüğünüzde, oturup böyle düşündüğünüzde evinizin bahçesinde işte ailenizle beraber keşke bu işe girmeseydim dediğiniz hiç oldu mu? Tabii ki ailemle bir bayramda olsun, bir seyranda olsun böyle bir araya geldiğimiz zaman tabii ki ister istemez tahminimiz yok, bırak denilecek, dile gelecek kadar gelmişler. O bir gerçek. Ben sene 2022'de Allah'ın yoluna yazıldım, hacca yazıldım.
Benim şu anda hacmi bekliyorum. Bilsem ki ben bu sene hacim çıkıyor, bu sene bu sektörü bırakırım, öbür geri kalan iki sektörüme devam ederim. Şimdi tepkileri var, yok değil ama bu işte haydi ben bugün bırakıyorum denilecek kadar da bırakılmaz. Ben hacim çıktığı gün bir insanın içinde olması lazım, yani bir insanın içinde gelmesi lazım. Yoksa ailenin baskısıyla, ailenin haydi pavyonunu bırak demek anlamıyla bu işler bırakılmaz. Yani bu bir gerçek. Bir insanın içinde ne varsa odur. Şimdi Allah bizi oralara gönderirse, oraları gösterirse, o Allah'ın yolunu gösterirse, kurban olduğum Allah, Allah'a inancımız sonsuz. Yani bizim bayrağımız da bir, sancağımız da bir, ezanımız da bir, her şeyimiz bir. Yani bu bir gerçek. Biz bu pavyonculuk yapıyoruz diye tövbe estağfurullah Allah'a inancımız kalmamış anlamına gelmez ya. Biz her şeyin, herkesin halinden anlayan insanlarız biz. Kesinlikle. Allah inşallah kalbinize göre versin. Amin. En kısa zamanda da dualarımızla beraber çıkar. Peki buradan bizi izleyenlere son kez söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki biz, ben hiçbir şekilde hiçbir Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hasan'ı, Hüseyin'i ya da Ayşe Fatma'yı işte gel ben pavyon çalışıyorum, gel benim işte misafirim ol demek anlamında ben hiç kimseyi aramam. Ben eğer çağıracaksam yemeğimi yemek için çağırırım, çayımı kahvemi içmek için çağırırım. Başka şekilde ne bir Ayşe Fatma'ya gel burada çalış derim, ne de bir Ahmet'e Mehmet'e gel burada masanı kur, içki sofrasını kur, içki iç derim. Onlar hepsi benim dostlarımdır. Beni şu Ankara camiasında ben bir markayım, ben bir isimli kişiyim. Benim adım Rafet Aydoğan. Herkes benim ismimle anır. Herkes benim, her gittiğim yerde benim sandalyem de olur. Her gittiğim yerde benim koltuğum da olur. Ben cenazeye de olsun, düğüne de olsun, ben tek başıma gitsem dair of demem. Acaba benim daha önceki dönemlerde birine yanlışım oldu ya da eksiğim oldu, o korkuyla gitmem ben. Ben Allah'ın izniyle şu Ankara'da beni tanıyan, bu camiada olsun, başka camiada olsun, Ankara'da işte Lalezan'ın sahibi Rafet Aydoğan nasıl bir insan dendiği zaman ben isim olarak gerçek anlamda toplumda ismim geçer. Bu bir gerçek. Kötü bir insan olmuş olsam ismim geçmez. İyi olan anısıyla, kötü olan anasıyla anılır. Ben de anımla anılıyorum. Allah'ın izniyle ben bunda hiç zerre kadar şüphem yok yani. Benim söylemek istediğim bunlar. Her kim nerede yaşıyorsa yaşasın. Her kim nerede ne iş yapıyorsa yapsın. İster istemez herkesin ekmek teknesi bir çizgide, bir düzergahta, bir kapıda, bir çerçeve içerisinde ister istemez ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Peki, çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Saygı duyuyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Görüşmek üzere.